Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Ocak ayında TUSAŞ'a gelmiştik. İmalat hattında uçağı görmüştük ve çok büyük bir heyecan duymuştuk ama o anları tabii ki güvenlik gerekçesiyle çekememiştik. İşte arkamda Kaan. Kaan kim? Alışın. Azıcık kulaklarınız alışsın. Milli Muharip Uçağı'nın artık adı Kaan. Bundan sonra Kaan aşağı, Kaan yukarı, Kaan'ı anlatacağız. MMU demek zor, Kaan diyeceğiz bundan sonra. Gerçekten uçağın şöyle bir etrafını dolaşırken görüntülerini bu anonsumun üzerine sizlerle paylaşacağım. Devasa, çok heyecan verici bir uçak. Ve diğer mesela Hürjet'i, Anka 3'ü, Atak 2'yi inceledim. TUSAŞ bütün kalitesini koymuş buraya. Üretimle ilgili öyle sağından solundan sarkan bir kablosu yok. Test uçağı değil, sanki üretim hattında teslim edilecek gibi bir uçak duruyor. Herkes çok yorgun ama bir taraftan gururlu. Biz de böyle heyecanla yerimizde duramayarak uçağın etrafında dolaşıyoruz. Bu uçak gerçekten her zaman söylediğim gibi Türk havacılığın, sanayinin kurtuluş savaşı çok çok önemli. Önemli olan bunu hayata geçirmek. Bu yavaş yavaş evrilecek. Bir bebek arkamda gördünüz. Şimdi yavaş yavaş emeklemeye çalışıyor. Koşacak, havalanacak. Biraz versiyon olarak daha temel şeyler var ama ilerleyen dönem içerisinde 4,5. nesil, 5. nesil oraya doğru gidecek ve gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin çok önemli bir vurucu gücü haline gelecek. Sabredeceğiz, merakla takip edeceğiz yapılanları ama hep kalbimiz onunla olacak. Bu arkadaşlar, projeler milli proje. Bunun partisi, şusu, yöneticisi yok. Herkes verilen vergilerimizle yapılıyor. Ve herkesin çok büyük katkıları var. Dediğim gibi bu Türkiye'nin havadaki kurtuluş savaşı, milli muharip uçak. Namı değer artık bugün itibariyle Kaan. Barbaros Hocam, siz bindiniz uçağa, motoru çalıştırdınız. Şöyle bir milli muhariple Kaan'la... Bu Gökhan'daydı sıra. Yok, site olarak soracağım. Evet. Gökhan Hocam'a da geleceğim. Tamam. Şöyle bir gaz açtınız. Ne hissettiniz o an? Çok güven veriyor uçak. Yani özellikle kanopi kapalıyken pistte veya görüşü çok güzel. Ve uçağın ergonomik olarak da pilotun rahat hareketini, latch display'in, pilot arayüzleri çok keyifli. Takside bayağı da bir büyük uçak. Siz daha önceden hangi uçak tiplerine göre yaptınız? Ben bayağı uçakla uçtum. 40'ı geçti uçtum uçak. Hava kuvvetlerinde F4 yoğun benim uçuşum. Daha sonra F16 ile de uçmaya başladım. Test filoda 5 yıl komutanlık yaptım onun ilk kuruluşundan 2018'e kadar. Ama Milli Muharip çok keyifli. Ya benim için şöyle, hala hazırda da Hürkuş'la, F-16'yla, Global 6000 uçuyorum. Test pilotu olduğunuz için çok tip var tabii. Yani en güzel uçak hangi uçak? Uçtuğum uçak. Hepsinin ayrı güzelliği var. En güzel uçak, milli olan yaptığımız. Milli muharip uçağın verdiği ayrı bir duygu var. Yani Türk uçağıyla uçmak çok büyük keyif. Yani onu ben bazen kanadına bakıyorum, dokunuyorum, çok gururlanıyorum. Ama milli muharip uçmak çok istiyor. Yani çizgilere bakarsanız, yani lifte, manevraya, bu çok güzel bir uçak olacak. Şimdi taksi testlerinde kaç nata kadar çıktınız? Biz 15 natı geçmedik. Çünkü bu uçak bizim için bir demonstration uçağı. İnşallah bu Haziran'dan itibaren modifiye edip uçuşa hazırlayacağız. Onda bu süreci biraz anlatır mısınız? Çok merak ediyor insanlarınız. Nasıl daha temel özelliklere mi sahip olacak? Ya biz öncelikle bu uçak teknoloji demonstration diyeceğimiz. Yani biz süreçlerimizi doğruyoruz bu uçakla. Çünkü yoğun bir tasarım var, yoğun bir üretim var, yoğun bir yönetim var. Ve arkasında çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyon bir prova yapıyor bir anlamda. Bu uçak prova uçağı. Bunun akabinde gelen P1... tüm uçuş ve manevra, tüm envelope'u doğrulayacağımız uçak olacak. Bazı sistemleri de onda başlayacağız. Ama blok 10 uçaklarıyla 4,5. jenerasyon, blok 20'li de 5. jenerasyona ulaşacağız. Diğer P1 için öngördüğünüz 2025. 25 yıl içerisinde uçması hedefimiz var. Milli Muharip'te çok şanslıyız veya çok mutluyuz. Güzel bir ekip. Konan tarihleri hep önceden yakaladık. İnşallah bu şeyimiz bozulmadan devam eder. Siz bundan sonra hızlı taksi için herhalde testleriniz olacak. Hızlı taksi Kasım'dan sonra bekliyoruz. Aralık içine de kalabilir ama o dönem kış şartları, pistin durumu birçok faktör olacak. Yapılacak çok iş var tabii ki. Teknik hazırlık çok önemli. Emniyet değerlendirmeleri çok önemli. Simülatörde yapacağımız olgunluk, geleceğimiz olgunluk seviyesi çok önemli. Uçağın üretim ve uçuş hattına verilme hazırlıkları çok önemli. Onlar olduktan sonra belki gecikme olabilir mi? Mevsim şartları da etkileyebilir. Tedarik veya üretim süreçleri de etkileyebilir ama bizim
planımız 27 Aralık'ta uçağa uçacak şekilde hazır olmak. Bazı izleyicilerimiz sordu, ben anlatmaya çalıştım ama Ercan hocama da sordum, size evet. sorayım. Tek motor açık, tek motor kapalı gibi taksi şeylerinde. Evet. Tek motorlu mu? Onu bir sizden duyalım mı? İlk taksi. Evet. Ya o kadar meraklı, o vidaya kadar soruyor. Şimdi ben ne diyeyim benim izleyicilerime? Ya sizi taksi, yakaladık sorayım. Biz hızlı bir karar verdik ilk takside. Ve uçakta doğal bir sağ çekiş trendi vardı. Ve frenlerde limitli kullandığımız için, ben string sisteminde de kısıtlar olduğu için asimetrik trasla uçağı orta hatta tuttum. Biraz biraz motoru çalıştırdım. Biraz F4 tecrübesi, el becerisi ama çok keyifliydi. Şimdi bugün Gökhan çok daha rahat geldi. Güzel, günden güne gelişiyoruz. Gelişecek. Biz de merakla ilk çok uçuşunu bekliyoruz. Çok samimi bir konuydu. Dinleyiciler inşallah şey yaparlar çünkü ben de duydum. Yok ama bu sorduklarına göre siz de iştenlikle bunu cevapladınız. Öğrensinler, doğru ağızlardan öğrensinler. Yani bir başlangıç noktası, çok güzel bir yerden başladık. Ben çok daha temel sorunlarla uğraşırız diye düşünüyordum ama yani önce motorları devreye aldık. Daha sonra hidrolik sistemi devreye aldık. Elektrik sistemini devreye aldık. Kokpit sistemleri her zaman daha olgundu. Güzel gidiyoruz. Başarılar ama önce emniyetli uçuşlar, güzel güzel haberlerinizi duymak yapmak tamam, üzere tamam, kolay gelsin. Tabii. Görüşmek üzere. Sağ teşekkürler. Sağ olun. Şöyle bir uçağın etrafında dolaşalım. Yakından görelim. Ben gerçekten uçak imalat hattındayken de kalitesini çok beğenmiştim. Onu da sizler de şimdi göreceksiniz. Umarım emniyetli uçar. Test sürecini hızlı bir şekilde bitirir. Evet, bugün Türk gibi başladık. Çok hızlı, çok şevkli. O devam eder. Problemler de çıkacak. Çıksın ki test aşamasında çözülsün. Arkasından da güzel bir şekilde hava kuvvetlerimizin envanterine girsin. Hadi birlikte bir dolaşalım uçağa bakalım. Evet, geldik Milli Muharip uçağın çok tartışılan böyle bir burun tasarımıyla birlikte bizi karşılıyor. Arkadaşlar, bu prototip gelişecek. Farklı farklı aşamalara gelecek ama önemli olan şurada ilk etapta bunları uçurmak, bu uçağı görebilmek. Şöyle bir gelin isterseniz beraber bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Şöyle bir dönelim. Uçağı burada Kaan olarak adlandırılan, ismi verildi. Kaan'ın burada logosunu görüyoruz. Ortada tam Milli Muharip'in amblemi var. Havalıkları, üzerinde gri kontürlü bir geçiş yapılmış. Gerçekten çok büyük uçak. Çok büyük uçak. Böyle keyif alıyoruz bakarken. Devasa iniş takımları var. Hani şu an mock-up'la bakıyorum, mock-up'la karşılaştırıyorum ama gerçekten kocaman bir uçak. Merdiveni çekiyor gerçekten. Vefakar teknik ekip burada. Kanepüsünün altında B. Demirbaş, G. Bayramoğlu yazıyor. Pilotları, test pilotları. Şöyle dönüyoruz. İniş takım kapakları, kanat, gerçekten çok güzel büyük kanatları var. Anladığım kadarıyla biri yanda, biri altta, iki farklı, her iki tarafta toplam 4 alt bölüm var. Kanadın altını görüyoruz. Kocaman flaplar ve uçağın bu tabi devasa flaplar, düşük süratlerde havada tutunmasını sağlayacak. Şöyle biraz daha yakın alalım. Evet, motorlarına şöyle bir dönelim. Devasa motorlar, inanılmaz böyle bir büyüklükte F110 motorları. Arkasındaki noktalar. Ve tekrar tabii uçağın yatay stabilizesi. Milli Muharebe'nin etrafında şöyle bir dolaşıyoruz. Şurada tabii bayrak biraz ters, umarım düzeltilir. Çünkü Türk bayrağı hava araçlarında rüzgar yönünde ileri doğru gittiği için öbür tarafa doğru bakması lazım. Benzer tarafta aynı şekilde yapılmış. Şöyle kanatlarının altından dolaşıyoruz. Ve Kaan logosunu uçağın önünde de görüyoruz.